14. şua İfademin kısacık bir tetinmesi. Afyon Mahkemesi'ne beyan ediyorum ki nazarınıza ve kanun adaletine takdim edilen ifademde bulunan üç vecihle kanunsuz menzilimi basmak, beni sorguya çekmek ve tevkif etmek, üç büyük mahkemelerin hürmetlerini kırmak ve haysiyet ve adaletlerine ilişmektir. Belki istihfaf etmektir. Çünkü üç mahkeme ve üç ehli vukufun, iki sene, yirmi senelik kitaplarımı ve mektuplarımı inceden inceye tetkikinden sonra, ittifakla hem bize beraat verildi, hem kitaplarımız ve mektuplarımız iade edildi. Ve beraatten sonra üç sene, fevkalade bir inziva ve şiddetli bir tarassut altında, haftada yalnız zararsız bir mektup, bazı dostlarıma yazardım. Dünya ile alakam kesilmiş gibi idi ki, serbestiyet verildiği halde memleketime gitmedim. Şimdi aynı meselede o üç mahkemenin adilane hükümlerini hiçe saymak gibi meseleyi tazelendirmek, onların şerefini kırıyor, benim hakkımda adalet eden o mahkemelerin haysiyetini muhafaza için mahkemenizden rica ederim. O aynı mesele olan Risale-i Nur ve cemiyetçilik ve tarikatçılık ve ihlali emniyet ve asayişi bozmak ihtimalinden başka bir sebep, bir mesele bulunuz, beni onunla muahize ediniz. Benim kusurlarım çoktur. Ben de size mesuliyetime dair yardım edeceğime dair karar verdim. Çünkü hapsin haricinde hapisten çok ziyade azap çektim. Şimdi benim için medar rahat, ya kabir ya hapistir. Hakikaten hayattan usandım. Bu 20 sene hapsi münferitteki tazip ve işkenceli tarasutlar, ihanetler artık yeter. Sonra gayretullah'a dokunur, bu vatana yazık olur. Sizlere hatırlatıyorum, bizim en metin melce ve siperimiz, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbiyallahu la ilahe illahu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. 18 sene sükuttan sonra mecburiyet tahtında bu istida mahkemeye ve sureti Ankara'ya makamata verilmişken, tekrar vermeye mecbur olduğum iddianameye karşı itiraznamemdir. Malum olsun ki, Kastamonu'da üç defa menzilimi taharri etmek için gelen iki müdde-i umumi ve iki taharri komiserine ve üçüncüde polis müdürüne ve altı yedi komiser ve polislere ve Isparta'da müdde umuminin suallerine ve Denizli ve Afyon mahkemelerine karşı dediğim aynı hakikat, küçük bir müdafaanın hülasasıdır. Şöyle ki, onlara dedim, ben 18-20 senedir Münzevi yaşıyorum. Hem Kastamonu'da 8 senedir karakol karşısında ve sair yerlerde dahi 20 senedir daima tarasut ve nezaret altında kaç defa menzilimi taharcı ettikleri halde dünya ile siyaset ile hiçbir tereşşuh, hiçbir emare görülmedi. Eğer bir karışık halim olsaydı, oranın adliye ve zabıtası bilmedi veya bildi aldırmadı ise elbette benden ziyade onlar mesuldürler. Eğer yoksa, bütün dünyada kendi ahiretiyle meşgul olan münzevilere ilişilmediği halde, neden bana lüzumsuz, vatan ve millet zararına bu derece ilişiyorsunuz? Biz Risale-i Nur şakirtleri, Risale-i Nur'u değil dünya cereyanlarına, belki kainata da alet edemeyiz. Hem Kur'an bizi siyasetten şiddetle men etmiş. Evet, Risale-i Nur'un vazifesi ise, hayatı ebediyeyi mahveden, ve hayatı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfrü mutlaka karşı imani olan hakikatlarla gayet kat'i ve en mütemerrid zındık felsefeleri dahi imana getiren kuvvetli bürhanlar ile Kur'an'a hizmet etmektir. Onun için Risale-i Nur'u hiçbir şeye alet edemeyiz. Evvela Kur'an'ın elmas gibi hakikatlarını ehli gaflet nazarında bir propaganda-i siyaset ile cam parçalarına indirmemek ve o kıymetler hakikatlara ihanet etmemektir. Saniyen, Risale-i Nur'un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan, bizleri şiddet siyasetten ve idareye ilişmekten men etmiş. Çünkü tokada ve belaya müstehak ve küfrü mutlaka düşmüş bir iki dinsize müteallik, yedi sekiz çoluk çocuk, hasta, ihtiyar masumlar bulunur. Musibet ve bela gelse, o biçareler dahi yanarlar. Bunun için neticenin de husulü meşkuk olduğu halde siyaset yoluyla idare ve asayişin zararına hayatı ictimaiye karışmaktan şiddetle menedilmişiz. Salisen bu vatanın ve bu milletin hayatı ictimaiyesi bu acib zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lazım ve zaruridir. Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayatı, ı baktığı zaman, bu beş esası kuvvetli ve kutsi bir surette tespit ve tahkim ederek, asayişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise, bu 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 100 bin adamı vatan ve millete zararsız birer uzvu nafi haline getirmesidir. Isparta ve Kastamonu vilayetleri buna şahittir. Demek Risale-i Nur'un ekseriyeti mutlaka edzalarına ilişenler, halde bilerek veya bilmeyerek anarşilik hesabına, vatana ve millete ve hakimiyeti İslamiye'ye hıyanet ederler. Risale-i Nur'un 130 risalelerinin bu vatana 130 büyük faydasını ve hasenesini ve ham ehli gafletin sati nazarlarında kusurlu tevehhüm edilen 2-3 risalenin mevhum zararları çürütemez. Onları bunlar ile çürüten gayet derecede insafsız bir zalimdir. Ama benim ehemmiyetsiz şahsımın kusurları ise, bil mecburiye, istemeyerek derim ki, 22 sene müddetinde, gurbette, hapsi münferit hükmünde, yalnız ve münzevi olarak hayat geçiren ve bu müddet zarfında ihtiyariyle bir defa çarşıya ve mecmânas büyük camilere gitmeyen ve çok tazik ve sıkıntı verildiği halde, bütün emsali menfilere muhalif olarak, istirahati için bir tek defa hükümete müracaat etmeyen, ve 20 sene zarfında hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve merak etmeyen ve tam iki sene Kastamonu'da ve yedi sene başka menfalarında bütün yakın ve görüşen dostlarının şahadetiyle küre arz yüzündeki boğuşmaları ve harpleri ve sulh olmuş ve olmamış ve daha kimler harp ettiklerini bilmeyen ve merak etmeyen ve sormayan ve üç sene yakınında konuşan radyoyu üç defadan başka dinlemeyen ve hayatı ebediyeyi imha eden ve hayatı dünyeviyeyi dahi elem içinde eleme azab içinde azaba çeviren küfrü mutlaka karşı galibane Risale-i Nur ile mukabele ettiğine onun ile imanlarını kurtaran yüz bin şahidin şahadetiyle ispat eden ve Kur'an'dan tereşü eden Risale-i Nur ile ölümü yüz bin adam hakkında idamı ebediden terhis tezkeresine çeviren bir adama bu derece ilişmek ve meyus etmek ve onu ağlatmakla o masum yüzbinler kardeşlerini ağlatmaya hangi kanun var, hangi maslahat var, adalet namına emsalsiz bir gadr olmaz mı ve kanun hesabına emsalsiz bir kanunsuzluk değil mi? Eğer bu taharilerde bazı vazifedar memurların itiraz ettikleri gibi derseniz ki, sen ve bir iki risalen rejime ve usulümüze muhalif gidiyorsunuz. El-Cevap, evvelen, bu yeni usulünüzün münzevilerin çilehanelerine girmeye hiçbir hakkı yoktur. Saniyen, bir şeyi reddetmek ayrıdır, kalben kabul etmemek ayrıdır ve amel etmemek bütün bütün ayrıdır. Ehli hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. İdare ve asayişe ilişmeyen şiddetli muhalifler her hükümette bulunur. Hatta Hazreti Ömer'in radıyallahu an tahta hakimiyetindeki Hristiyanlara kanunu şeriatı ve Kur'an'ı inkar ettikleri halde ilişilmiyordu. Hürriyeti fikir ve serbestiyeti vicdan düsturu ile Risale-i Nur'un bir kısım şakirtleri idareye dokunmamak şartıyla rejim ve usulünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel etse hatta rejimin sahibine adavet etse onlara kanunen ilişilmez. Risaleler ise o gibi risalelere mahrem demişiz, neşrini men etmişiz. Hatta bu defa bu hadiseye sebebiyet veren Risale, Kastamonu'da sekiz sene zarfında bir veya iki defa bir tek nüsa birisi bana getirdi, aynı günde kaybettirdik. Şimdi siz onu zor ile teşhir ediyorsunuz ve iştihar da etti. Malumdur ki, bir mektupta kusur olsa, yalnız o kusurlu kelimeler sansür edilir, mütebakisine izin verilir. Eskişehir Mahkemesi'nde 4 ay tetkikat neticesinde 100 nur risalelerinde medarı tenkit yalnız 15 kelime bulmaları ve şimdi 400 sayfeli Zülfikar'ın yalnız iki sayfesinde irsiyet ve tesettür ayetlerinin 30 sene evvel yazılmış tefsiri bulunması ve şimdiki kanun-ı medeniye uygun gelmemesi kat'i ispat eder ki onun hedefi dünya değil herkes ona muhtaçtır o 400 sayfelik herkese menfaatli zülfikar iki sayfa için müsaade edilmez. O iki sayfa çıkarılsın, o mecmuamız bize iade edilsin ve onun iadesi hakkımızdır. Eğer dinsizliği bir nevi siyaset zannedip bu hadisede bazıların dedikleri gibi derseniz bu risalelerin ile medeniyetimizi, keyfimizi bozuyorsun. Ben de derim dinsiz bin millet yaşayamaz, dünyaca bir umumi düsturdur. Ve bilhassa küfrü mutlak olsa, cehennemden daha ziyade elin bir azabı, dünyada dahi verdiğini, Risale-i Nur'dan gençlik rehberi gayet kat'î bir surette ispat etmiş. O Risale ise, şimdi resmen tab edildi. Bir Müslüman, el billah, eğer irtidad etse, küfrü mutlaka düşer, bir derece yaşatan küfrü meşkukte kalmaz. Ecnebi dinsizleri gibi de olmaz.'' ve lezzeti hayat noktasında mazi ve müstakbeli olmayan hayvandan yüz derece aşağı düşer. Çünkü geçmiş ve gelecek mevcudatın ölümleri ve ebedi müfarakatları onun dalaleti cihetiyle onun kalbine mütemadiyen hadsiz firakları ve elemleri yağdırıyor. Eğer iman gelse kalbe girse birden o hadsiz dostlar diriliyorlar. Biz ölmemişiz, mahvolmamışız lisan halleriyle diyerek o cehennemi halet cennet lezzetine çevrilir. Madem hakikat budur, size ihtar ediyorum. Kur'an'a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlup olmaz. Bu memlekete yazık olur. Haşiye: Dört defa mübareze zamanında gelen dehşetli zelzeleler yazık olur hükmünü ispat ettiler. O başka yere gider, yine tenvir eder. Hem eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakikat-ı Kur'aniye'ye feda olan bu başı zındıkaya ve küfrü mutlaka eğmem ve bu hizmeti imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem. 20 seneden beri bir münzevinin elbette ifadedeki kusuruna bakılmaz, Risale-i Nur'u müdafaa ettiği için sadet haricine çıktı denilmez. Madem Eskişehir Mahkemesi, mahrem ve gayrimahrem yüz risaleleri dört ay tetkikten sonra, yalnız bir iki risalede hafif bir cezaya temas edecek bir iki maddeden başka bulmamış ve 120 adamdan 15'ine altışar ay ceza verdi. Biz dahi bu cezayı çektik ve madem birkaç sene evvel Risale-i Nur'un bütün eczaları İsparta hükümetinin eline geçti, birkaç ay tetkikten sonra sahiplerine iade edilmiş, ve madem o cezadan sonra Kastamonu'da sekiz sene zarfında, şiddetli taharriyatta zabıtayı ve adliyeyi alakadar edecek bir tereşşüh bulunmamış, ve madem Kastamonu'daki son taharride bir kısım risalelerimin, hiç bulunmayacak ve neşredilmeyecek bir tarzda, kaç sene evvel odun yığınları altına saklanmış olduğu göründü ve heyeti zabıtaca tahakkuk etti. Ve madem, Kastamonu'da polis müdürü ve adliyesi, o saklanmış zararsız kitaplarımı bana iade etmek üzere kat'i söz verdikleri halde, ikinci gün birden Isparta'dan tevkif emri geldiğinden, daha o emanetlerimi almadan sevk edildim. Ve madem Denizli ve Ankara mahkemeleri bizi beraat ve umum risalelerimizi bize iade ettiler, elbette ve elbette bu mezkür altı hakikate binaen, Denizli mahkemesi ve müdde-i umumisi gibi, Afyon adliyesi ve müdde-i umumisi, benim çok ehemmiyetli bu hukukumu nazar dikkate almaları vazifeleri muktezasıdır ve hukuk umumiyeyi müdafaa eden müddei umumiden Risale-i Nur münasebetiyle ehemmiyetli bir hukuku âmme hükmüne geçen bu şahsi hukukumu da müdafaa edeceğine ümit varım ve bekliyorum. 22 seneden beri hayatı ı çekilen ve şimdiki kanunları ve tarzı müdafayı bilmeyen ve Eskişehir ve Denizli mahkemelerinde cerhedilmez yüz sayfelik müdafatını bu yeni mahkemeye karşı da aynen takdim eden ve o zamana kadar kusurlarının cezasını çeken ve ondan sonra Kastamonu'da ve Emirdağ'da mütemadiyen tarassut altında ve hapsi münferit tarzında yaşayan yeni Said, sükût ile sözü Eski Said'e bırakıyor. Eski Said de diyor ki, Yeni Said dünyadan yüzünü çevirdiği için ehli dünya ile konuşmayı Müdafaatı katiye mecburiyeti olmadan yapmıyor, lüzum görmüyor. Fakat bu meselede çok masum rençber ve esnaf adamlar bize az bir münasebetiyle tevkif edilerek iş zamanında çoluk çocuklarına nafaka tedarik edemediklerinden şiddetli rikkatime dokundu. Derinden derine beni ağlattı. Kasem ederim, eğer mümkün olsaydı onların bütün zahmetlerini kendime alırdım. Zaten bir kusur varsa benimdir. Onlar masumdurlar. İşte bu elim halet için yeni saydın sükûtuna rağmen ben diyorum. Madem Isparta ve Denizli ve Afyon müddei umumilerinin yüzer lüzumsuz suallerine biçare çare yeni sayit cevap veriyor, benim de 13 sene evvel başta kaya şükrü olarak dahiliye vekaletinden ve şimdiki adliye vekaletinden hukukumuzu müdafaa niyetiyle üç sual sormak bir hakkımdır. Birincisi Risale-i Nur'un talebesi olmayan ve yanında yalnız adi bir mektubumuz bulunan eğir dirli bir adamın bir jandarma çavuşuyla vukuatsız bir münakaşa-i lisaniyesi yüzünden beni ve 120 adamı tevkif ile 4 ay mahkeme tahkikinden sonra 15 bir başka bütün beraat kazanmakla masumiyetleri tahakkuk eden yüzden ziyade adamlara binler lira zarar vermek hangi kanun iledir? Böyle imkanatı vukuat yerinde istimal etmek hangi usul iledir? Ve Denizli'de dokuz ay tetkikten sonra beraat kazanan yetmiş biçarelere binler lira zarar vermek adaletin hangi düsturu iledir? İkinci sual. وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى fermanı esasisiyle bir kardeşin hatasıyla diğer öz kardeşi mes'ul olmadığı halde yanlış mana verilmemek için neşrini men ettiğimiz ve sekiz sene zarfında bir veya iki defa elime geçen ve 25 seneden daha evvel aslı yazılan ve emniyetli noktalarda imanı, şüphelerden ve manası anlaşılmayan bir kısım müteşabih hadisleri inkardan kurtaran bir küçük risalenin bizden uzak bir yerde bilmediğimiz bir adamda bulunmasıyla ve yanlış mana verilmesiyle ve Kütahya ve Balıkesir tarafında bir dokunaklı mektup bulunmasıyla bizleri o vakit Ramazan-ı Şerif'te ve şimdi bu dehşetli soğukta pek çok masum rençber ve esnafları hatta adi ve eski bir mektubumuz yanında bulunmasıyla ve arabası beni gezdirmesiyle ve bize bir dostluk münasebetiyle veya bir kitabımı okumasıyla tevkif edip perişan etmek ve maddeten ve manen onlara ve vatana ve millete lüzumsuz bir evham yüzünden binler lira zarar vermek hangi adalet kanunu iledir? Adliyenin hangi maddeyi kanuniyesi iledir? Ayağımızı yanlış atmamak için o kanunları bilmek talep ederiz. Evet, hem Denizli'de hem Afyon'da tevkifimizin bir sebebinin bir hakikati şudur ki, bir kısım hadislerin manası ve tevili bilinmemesinden, Akıl kabul etmiyor diye inkar edenlere karşı, avamın imanını kurtarmak fikriyle çok zaman evvel Darul Hikmet-i İslamiyedeyken ve daha evvel aslı yazılan 5. şua farz-ı muhal olarak dünyaya ve siyasete baksa ve bu zamanda da yazılsa, madem gizlidir ve taharriyatta bizde bulunmadı ve gaybi haberleri doğrudur ve imani şüpheleri izale eder ve asayişe dokunmuyor ve mübareze etmiyor ve yalnız ihbar eder ve şahısları tayin etmiyor ve ilmi bir hakikatı külli bir surette beyan ediyor. Elbette o hakikat hadisiye bu zamanda dahi bir kısım şahıslara mutabık çıksa ve münakaşaya sebep olmamak için mahkemelerin teşhir ve neşirlerinden evvel bizce tam mahrem tutulsa adalet cihetinde hiçbir vecihle bir suç teşkil etmez. Hem bir şeyi reddetmek ayrıdır ve ilmen kabul etmemek veya amel etmemek bütün bütün ayrıdır o risale yakın bir istikbalde gelecek bir rejimi ilmen kabul etmiyor diye bir suç olduğuna dünyada adliyelerin bir kanunu bulunmasına ihtimal vermiyoruz. Elhasıl hayatı ebediyeyi mahveden ve hayatı dünyeviyeyi dehşetli bir zehire çeviren ve lezzetini imha eden küfrü mutlakı 30 seneden beri köküyle kesen ve tabiiyyunun dehşetli bir fikri küfrilerini öldürmeye muvaffak olan ve bu milletin iki hayatının saadet düsturlarını harika hüccetleriyle parlak bir surette ispat eden ve Kur'an'ın hakikati arşiyesine dayanan Risale-i Nur, böyle küçük bir risalenin bir iki maddesiyle değil, belki bin kusuru dahi olsa, onun binler büyük haseneleri onlara affettirir diye dava ediyoruz ve ispatına da hazırız. Üçüncü sual, bir mektubun yirmi kelimesinde beş kelime kusurlu görülse, o beş kelime sansür edilir. Mütebakisine izin vermek bir düstur iken, Eskişehir Mahkemesi'nin dört ayet tetkikten sonra, yüz bin kelime içinde, zahiri nazarda zararlı tevehüm edilen, yalnız on beş kelimeden başka bulmaması ile, ve heyeti vekile de 400 sayfeli Zülfikar'ın yalnız iki sayfasında şimdiki kanuna uygun olmamasından 30 sene evvel yazılan iki ayetin tefsirinden başka ilişmemesi ve Denizli ve Ankara ehli vukufu 15 sehivden başka ilişmemesiyle ve şimdiye kadar yüzbinler adamın ıslahına vesile olmasıyla vatana ve millete bin büyük menfaati tahakkuk eden Risale-i Nur'a küçük bir hizmet eden veya kendi imanını kurtardığı için bir risalesini yazan ve Emir Dağı'nda garip ve ihtiyarlığıma şefkatten bana kardeşlik eden çalışkanlar gibi rıza ilahi için bana hizmet eden biçareleri iş mevsiminde ve dehşetli kışta tahtı tevkifi almak hükümet-i cumhuriyenin hangi prensibiyle kabili tevfik olabilir ve hangi kanunu müsaade etme imkanı var Madem cumhuriyet prensipleri hürriyet-i vicdan kanunu ile dinsizlere ilişmiyor elbette mümkün olduğu kadar dünyaya karışmayan ve ehli dünya ile mübareze etmeyen ve ahiretine ve imanına ve vatanına dahi nafi bir tarzda çalışan dindarlara da ilişmemek gerektir ve elzemdir. Bin seneden beri bu milletin gıda ve ilaç gibi bir haceti zaruriyesi olan takvayı ve salahatı bu mazhar-ı enbiya olan Asya'da hükmeden ehli siyaset yasak etmez ve edemez biliyoruz. 20 seneden beri Münzevi yaşayan ve 20 sene evvelki Said'in kafasıyla sorduğu bu suallerde bu zamanın tarzı telakkisine uygun gelmeyen kusurlarına bakmamak insaniyetin muktezasıdır. Vatan ve millet ve asayişin menfaati hesabına bunu da hatırlatmak bir vazife vataniyem olması cihetiyle derim. Böyle bize ve Risale-i Nur'a az bir münasebetle tahtı tevkifi alınmak gücendirmek yüzünden vatana ve asayişe dindarane menfaati bulunan pek çok zatları idare aleyhine çevirebilir, anarşiliğe meydan verir. Evet, Risale-i Nur ile imanlarını kurtaran ve millete zararsız ve tam menfaatlar vaziyete girenler yüzbinden çok ziyadedir. Hükümeti Cumhuriyenin belki her büyük dairesinde ve milletin her tabakasında faydeli ve müstekimane bir surette bulunuyorlar bunları gücendirmek değil, belki himaye etmek elzemdir. Şekvamızı dinlemeyen ve bizi söyletmeyen ve bahanelerle sıkıştıran bir kısım resmi adamlar, vatan aleyhinde anarşiliğe meydan açıyorlar diye kuvvetli bir vehim hatırımıza geliyor. Hem maslahat hükümet namına derim, madem beşinci şuağı hem Denizli hem Ankara mahkemeleri tetkik edip, ilişmemişler, bize verdiler. Elbette onu yeniden resmiyete koyup, dedikodulara meydan açmamak idarece zaruridir. Biz o risaleyi mahkemelerin ellerine geçmeden ve onu teşhirlerinden evvel gizlediğimiz gibi Afyon hükümet ve mahkemesi dahi onu medarı sual ve cevap etmemeli. Çünkü kuvvetlidir, reddedilmez. Kablel vuku haber vermiş, doğru çıkmış. Hem hedefi dünya değil, olsa olsa ölmüş gitmiş bir şahsa, müteaddit manalarından bir manası muvafık geliyor. Onun dostluğu taassubiyle o gaybi ihbarı ve manayı resmiyete koymamayı ve bizi onunla muahize etmekle daha ziyade teşhirine yol açmamayı vatan ve millet ve asayiş ve idare hesabına ihtar etmeye vicdanım beni mecbur eyledi.